Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bir Kore efsanesine göre fakir bir dağ köylüsü olan bir baba, oğluyla beraber yüce bir dağın eteklerinde yaşamaktaymış. Adam eşini seneler önce kaybettiği için teselli dağlarda bulmuş ve oğluna küçüklükten itibaren hem anne hem de baba olmayı da ihmal etmemiş. Ne yazık ki bir gün hastalanıp yatağa düşene kadar. Zavallı çocuk hayatta başka kimsesi olmadığından ölümcül hasta olan babasının sağlığına kavuşması için eteğinde yaşadıkları dağın sahibi olan doğaüstü bir varlıktan yardım istemiş. Bu varlık çocuğa rüyasında görünmüş ve ona babasını iyileştirecek otu nerede bulacağını anlatmış. Böylece çocuk koskoca dağda ginsengi eliyle koymuş gibi bulmuş ve kökünden şifalı bir çay hazırlayıp babasına içirerek onu sağlığına kavuşturmuş. Ginseng ya da Latince adıyla Panax ginseng, tıpkı az önce anlattığım hikayedeki gibi dağ ormanlarında yetişen, köklerinden elde edilen ilaçların gençleştirici yani anti-aging etkisi olduğuna inanılan çok yıllık bir bitkidir. Bitkinin kökü kan basıncını artırıcı ve uyarıcı etkileri nedeniyle sinir sistemi ve dolaşım bozuklukları ile ilgili hastalıklar için ilaç olarak kullanılıyor. Kökler 6-7 yıllık bitkilerden elde ediliyor. Kurutularak ya da yaş halde de tüketilebilir. Ginseng aynı zamanda dünyanın en yaşlı ağacı olan ginkonun yani ginkgo biloba'nın yelpaze biçimli yapraklarıyla birlikte bitkisel bir afrodizyak olarak erkeklerde görülen strese bağlı cinsel hastalıklarda da kullanılıyor. Yetiştirilmesi biraz zor olsa da değerli bir bitki olduğundan artık seralarda da üretilebiliyor. Latince adındaki Panax, Yunanca'da tam iyileşme anlamına gelen Panacea'dan üretilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eklenen yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.